Bir kadın kocasına ait değilse kimseye hiçbir zaman ait olamaz. Bir kadın kocasına ait değilse kimseye ait olamaz. Molly durumu bu şekilde öğrenmemeliydi. Ama sen keşke onu yalnız bırakmasaydın. Onun yanında olman gerek. O ya yanlış bir şey yaparsa. Kafam allak bullak Nandin. Öfkeyle gitmemi istedi. Ben de oradan uzaklaştım. O yapayalnız. Bir şeyler yapabilir. Molly o kadar zayıf değil. Öyle sorumsuz biri değil. Aptalca bir adım atacağını sanmıyorum. Eve gidecek diye biliyorum. Hayır Kunal. Onu bırakmak doğru değil. Zavallı kız. Yıkılmış olmalı. Paramparça olmuştur. Peki ya yanlış bir şey yaparsa? Olamaz Kunal. Yüzüne nasıl bakacağım? Onunla nasıl yüzleşeceğim? Ben ne yapayım? Aynı soru benim de kafamı kurcalıyor. Onunla nasıl yüzleşeceğimi kendime sorup duruyorum. Molly lütfen. Sana git dedim. Git buradan. Lütfen beni affet. Seni incitmeyi bir an bile istemedim ben. Gözlerinde bir yaş damlayı istemedim. Ama bugün sana en büyük acıyı verdim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bana verdiğin şey yeni bir hayattı. Ben hayatın elinden aldım seni. Olayların beni nereye getirdiğini anlamadım. Bir tarafta dostum, diğer tarafta aşk vardı. İkiniz olmadan ben eksiğim. Siz olmadan yaşayamam ben. Kendimi durdurmak için her şeyi yaptım. Gerçeği söylüyorum Molly. İnan bana elimden geleni yaptım. Çok denedim. Ama kendimi durduramadım. Yapamadım. Böylece aşık oldum işte. Ama benim aşkım senin hayatını mahvetti. Yok etti. Gerçekten üzgünüm. Lütfen beni bağışla. Eve hoş geldin. Burası senin de evin. Hı? Büyük anne, anne Pramila. Bu Nandini. Benim çocukluk arkadaşım. Beni deli ediyorsun. Seni çok seviyorum. Ailene çok şey borçluyum. Hiçbirinize bir şey olmasına izin veremem. Hayır Nandini. Hiçbir yere gitmene izin vermem. Sakın benden uzaklaşayım de seni gerçekten özledim. Bana o kadar çok şey verdin ki yetmedi mi hala? Nandini bu sadece kart vizit değil. Bu senin kimliğin. Her ne yapıyorsan bu hiç doğru değil. Bir gün buna pişman olacaksın. Acaba şu anda ne yapıyorlar? Benim güzel karıcığım, senin sevgili kocan.
Ve bu da Nandini. Benim en eski, sevgi dolu ve en samimi arkadaşım. Yalnızca arkadaşın değil kardeşim. Kunal'dan sonra en sevdiğim kişi o olur. Biz Nandini ile kardeş gibiyiz. Yani ben birine körü körüne güveneceksem eğer, o kişi Nandini olur. Senin yerinde bir başkası olsaydı o zaman ne yapardım bilmiyorum. Ben sana çok güveniyorum Nadine. Ağlama artık. Ağlama ağlama. Sil gözyaşlarını. Hadi hadi. Çok etkilendim. Beni benden aldın. Harikaydın. O senin dostun. Benim de düşmanım sanıyordum. Sen düşmandan da betermişsin. Sen ne arıyorsun burada? İçeri nasıl girdin? Defol buradan. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? O kadar kolay olmamalı. Nasıl geleceğim? Ha, nasıl gelebilirim? Yürüyerek geldim. Senden eğitim almaya ihtiyacım var. Birinin evliliğine zarar vermek, ocakları söndürmek için senden biraz ders almam gerekiyor. Karısının burnunda herifle oynaşıp durmuşsun. Bakıyorum da Betim benzin attı. Her şeyi biliyor. O uzaklaştırma kararını çıkartarak işimi kolaylaştırmış oldun. Planlarımı ulu orta yapıyordum ama şimdi sinsice yapmaya başladım. Aşk hikayenizin tamamını izledim. Gişe rekoru kırar. Sabah kalkmalar, kırıtmalar, sarılmalar harika değil mi? Ha? Kahve içme bahanesiyle kafede takılmadınız. Her şeyi istiyordum. Aferin sana. Senden korkulur. Ben bile korkuyorum. Masum görünüyorsun ama sen ne yamansın sen. Erdemli bir kadınsın, değil mi? Senden daha erdemlisi şu hayatta yoktu. Yemezler güzelim. Bak ne diyeceğim. Senin gibi kadınlara ne diyorlar biliyor musun ha? Ne diyorlar biliyor musun? Başka bir kadının evini yıkıp hayatını mahveden kadına ne dendiğini biliyor musun? Hey, Molly çok zavallı, Molly çok hassas. Dostu Nandu'yu öve öve bitiremedi. Nandu da Nandu. Kızın ocağına incir ağacı diktin. Hem de biricik kocası Doktor Kunal'ı ondan ayırarak. Ve o Doktor Kunal, doktordan çok aşık bir ergen gibi. Ona iş teklifini geri çevirmişti. Bana vurdu. Ve beni herkesin önünde rezil etti. O herifte bende olmayan ne var ha? Ne var? Onda bende olmayan ne var diye sordum sana. Söylesene. Sana bir soru sorduğumda cevap ver bana. Söylesene.
Birlik olup bana hakaret edersiniz, ha? Beni kandırırsınız, ha? Ne demiştiniz bana? Teşekkürler Rajdip. Nandine ne kadar iyi davrandı Rajdip. Asıl ben teşekkür ederim Nandine. İşimi kolaylaştırdığın için. Gör bak, seni de Kunalı da nasıl mahvedeceğim. Bütün bu olup biteni öğrendiğinde zavallı Molly ne hale düşecek düşünsene. Bu yüzden Nandine teşekkür ederim. İşimi kolaylaştırdığın için teşekkür ederim. Sağ ol bebeğim. Arkadaşının hayatını mahvettin. Aa, zavallı Molly, çok hassas Molly. Dostun Nandu'yu öve öve bitiremedi. Nandu da Nandu, Nandu da Nandu. Kızın ocağına incir ağacı diktin. Biricik burası. Doktor Kunalı onun elinden aldı. Molly'nin şu anda neler yaşadığını merak ediyorum. Yapamam. Onun yanına bile yaklaşamam. Onunla nasıl yüzleşeceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.